Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'e açık tehdit. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Fadavi, İsrail'i açık açık tehdit etti. Fadavi, gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Hayfa'ya füze saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını dile getirdi. Fadavi açıklamasında, bazıları pratik eylemi Hayfa'ya doğrudan füze atmak olarak görüyor. Bu, gerekirse tereddütsüz bir şekilde yapılacaktır dedi. Fadavi ayrıca, demir kubbenin başarı oranı %30'dur dedi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla bir kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun, Erez sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308 asker, 1400 İsraillinin öldüğü, 5132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail, Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusuyla Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesi, 6 Filistin İslami Cihat Hareketi, 3 Hamas ve 2 Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensubu ölürken, 1 gazeteci, 4 sivil hayatını kaybetmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.